Merhaba arkadaşlar. 19 Haziran Pazartesi akşam Amerika'dayız. Bu sefer Finger Lakes yarış programı var. Ve daha önce de Finger Lakes'i pek hatırlamıyorum TCK'nın verdiğini. Belki vermiştir 3-5 sefer. Muhtemelen de ben ilk kez bir tahminde bulunacağım Finger Lakes yarışları ile ilgili. Yine her zamanki gibi iyi bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Hazırladığım şablonumu da şimdi sizlere sunacağım. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak saat 20.15'te. Tüm yarışlar kum pistte olduğunu söylemeye gerek yok. Birinci koşu Maiden 1670 metre mesafeli koşuda 3 atı değerlendirmem aldım. Bunların ilki 1 numaralı Tiz Lucky, özellikle son üçüncülüğü çok iyiydi. Ama bu mesafede ilk kez koşacak. Yani genelde daha kısa mesafeler koştu. Hani uzayan mesafeyi yadırgamaz ise yarışı kazanmaya yakın 1 numaralı Tiz Lucky. Rakipleri 8 numaralı Remember Normandia ve 2 numaralı That's My Business olacağını düşünüyorum. Birinci koşuda şans verdiğim atlar 1, 8 ve 2. İkinci koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli dişlerin koşacağı şartlı koşuda 7 kısır akı yarışa kayıtlı. Burada şablonuma tek yazdığım safkan var. O da sürpriz veya plase diyelim. 2 numaralı Saratoga Beauty olacak. Yani koştuğu koşulara baktığımda daha zorlu gruplarla, zorlu rakiplerle koştu. Bugün için uygun grupta kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 2 numaralı Saratoga Beauty için. Baktığımda jokeyi olsun, antrenörü olsun bu pistte çok başarılı her ikisi de. Antrenörü Jeffy Englehart. Kazanma oranı çok yüksek, %45'lerde bu sezon bu pistte. Jokey'e baktığımda da kazanma oranı yine bu sezon bu pistte kazanma oranı %30. Daha iyi yüzdesi olan jokey de var. Onlar da sırası gelince söyleyeceğim ama iyi jokey, iyi antrenör. Koştuğu koşullarda zorlu rakip. Dediğim gibi bu grubu geçmesi lazım. Aksi halde burası karışır. Hepsinin geliri var diyebilirim. İkinci koşuda iki deyip geçeceğim üçüncü koşuya. Yedili plasenin de ilk aya olan üçüncü koşu 1200 metrede koşulacak. 7 at yarışa kayıtlı. Burada dördünü ön planda tutuyorum. Özellikle 5 numaralı The Instate rakiplerinden bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. Intomissev temsilcisi tabii beklentilerin altında koşunca hani daha yüksek potansiyeli bir aygır. Finger Lakes'e düşmesi yani beklentilerin altında koşması manasına gelir bana göre en azından ki Intomissev aşım bedeli 200-250 bin dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 190 gün arası var. Rakipleri de çok formda rakipleri var. Son yarışlarını kazanan rakipleri var. Dolayısıyla tek diyemeyeceğim. İlk rakibi AGF tablosunun favorisi 6 numaralı Never Early. Sonra 7 numaralı Cajun Kazunova ve son yarışında geçtiği 1 numaralı Doktor Balerni 10 yaşında olsa da bugün için yine şanslı olacaktır. Üçüncü koşudaki sıralamam 5, 6, 7 ve 1 oldu. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanında ilk aya 21.42'de başlıyor. 1670 metre mesafeli şartlı koşuda 9 at yarışa kayıtlı. Amerika yarışları bildiğimiz üzere sık sık at çıkıyor Amerika yarışlarında. Bugün de muhtemelen çıkan olacaktır. Dördüncü koşuda ben 5 atı eşit şanslı olarak görüyorum. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 2 numaralı Mandatory Payout. 3 numaralı English Lauter ki çok iyi bir orijine sahip. English Channel AP Indy müthiş bir orijin. Sonra 5 numaralı Fitul. 6 numaralı Cox Ledge ve 9 numaralı Marble Moon eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 4. koşuda 2, 3, 5, 6 ve 9. Burada da jokeylere baktığımızda bu pistin en fazla kazanan jokeyi 9 numaranın binicisi John Davila Junior %34 kazanma oranı var bu sezon bu pistte.
9 numaranın binicisi ve biraz önce bahsettiğim antrenör Chris England, ki bu soy isimde bir iki tane daha antrenör var. Hepsinin kazanma oranı yüksek antrenörler. Englehart'ın soy isminde 2-3 tane antrenör var. Bunun %45 dedik kazanma oranı. Dolayısıyla 4. koşuda ne dedik? 2, 3, 5, 6 ve 9. 5. koşu 1670 metre mesafeli şartlı koşu, 1 ve 8 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki AGF tablosunda favorisi Kuzando. Benim de favorim olsa da biraz tereddüdüm var. Yani bu yıl koştuğu koşular çok parlak. 5 yarışında tabelada. Ama bunlar hepsini Tampa Bay pistinde yaptı. Hani Tampa Bay aslında bu pistten kötü değil. Orada daha iyi yarışlar olsa da bilmiyorum, pist değişikliği. Burada daha önce 2 sefer koşup bir varlık gösterememişti. Belki o zaman formunda değildi. Dolayısıyla benim çekincelerim var. 4 numaraya rakip olarak 2 numaralı Kodiak Brov ve 7 numaralı Şansı ben şablonuma yazdım. 5. koşudaki sıralamam 4-2-7. Altıncı koşu, birinci altılı ganyanında son ayağı, 1200 metre kum pistte dişleri aç şartlı koşu, 12 kısra izleyeceğiz. Dördüyle geçmeye çalışacağım. Sürpriz bir isimle başlayacağım. 9 numaralı Fast Fran benim favorim. 9. Rakipleri AGF tablosunun favorisi 4 numaralı Cross Talk. Evet, bu yıl koştuğu 2 yarışta kazanmış olsa da derecelerine baktığımda çok da tatminkar gelmedi bana. Tabii ki kazandı sonuçta 2 yarışında. Bugün de kazanabilir. Sonra 1 numaralı The Outer Like Star, 3. tercihime yazdım. Son olarak da 7 numaralı Dosage and Mimos, yine şablonuma yazdığım kısraklar oldu. 6. koşuda 9-4-1-7. 7. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli maiden bir koşu. 10 tayı izleyeceğiz. Ben bunların 6'sını değerlendirmemi aldım. Tabii 8 numaraya baktığımda AGF'si şu anda %50. Kazanabilir de bilmiyorum. Benim çok uzun arası var. Hazırlıklarında çok iyi görmedim. Tek atanlara kesinlikle bir şey demem. Benim şablonumda sıra numarasına göre ilk kez koşacak olsa da Sharp Aztek, temsilcisi 2 numaralı Under the Knife, şans verdiğim ilk safkan. Sonra 5 numaralı Iron Horizon, ki koştuğu koşular Aküadak ve Belmont'ta koştuğu koşularda umduğunu bulamayan 5 numara Finger Lakes'e geldi. Burada muhakkak şanslı olacaktır. Sonra 6 numaralı Tyrona Rex, 7 numaralı Uncle Taco, 8 numaralı Redemption Route ve 10 numaralı Dark Market benim şablonuma yazdığım safkanlar. 7. koşuda 2, 5, 6, 7, 8 ve 10. 8. koşuda dişlere ait şartlı koşu, 1100 metre mesafeli yarışta iki kısrakla geçmeye çalışacağım. İlk olarak 6 numaralı Amazing Doty benim favorim. 6 numara. Rakip olarak döneceğim safkan 7 numaralı Queens Dancer olacak. 8. koşuda 6 ve 7 diyorum. Tabii notlarıma yazdığım başka atlar da var. Mesela 2'ye bakıyorum. 3, 2, 1, 8, 9. Yani zorlu bir koşu ama şablonuma bu ikisini yazdım. İkisinden biri kazanır diye düşünüyorum. Özellikle 6 numarayı çok tutuyorum. 6, 7 deyip son koşuya geçiyorum. Son koşu gece 00:07'de başlıyor. Maiden bir koşuyla bitecek Finger Lakes yarışları. 1200 metre mesafede 11 safkan yarışa kayıtlı, 1 ve 11 ekür olarak koşacak ve baktığımızda jokeyleri ikisi de aynı. Muhtemelen biri çıkar. Acaba 11 mi çıkar bilemiyorum. Ben burada tek diyeceğim ekürlere,
ki zaten 1'e baktığımızda %48 AGF'si var. İki yarışta oldukça tatminkar. Rakipleri pek elle tutulur bir derecesi, bir koşusu da yok. Tabi uzun ara koşmayan var, ilk kez koşacak olan var. İlk kez koşacak olanlara çok da bir şey kanaate varamadım ama 5 numaraya bakıyorum. İyi bir orijine sahip sadece. Ben son ayakta ekürilerin kazanacağını düşünüyorum. Hangisi koşarsa koşsun 1 veya 11. Benim zaten ön planda tuttuğum safkan 11 numaralı Flowing River. Hani çıkar da 1 koşarsa yine 1 kazanır diye düşünüyorum. Dediğim gibi 1 çıkar da 11 koşarsa yine de tek olacak. Ekürüler son ayakta ekürüler tek deyip bitirmiş oluyorum tahminlerimi. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.